Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Artı bir TV ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Hilal'le Artı Muhabbet'e hoş geldiniz. Bu akşam stüdyomda çok değerli bir konuğumuz var. Onunla konuşulacaklar birikti. HEPAR Genel Başkanı ve Emekli Tüm General Osman Pamukoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Artık biz de alışkanlık yaptınız. Seyircilerimize de alışkanlık yaptınız. Biz olaylar oldukça, gündem değiştikçe not almaya başladık. Acaba Sayın Osman Pamukoğlu bu konuda ne düşünür? Bu konuda nasıl yorum yapacak diye. Benim konuşacaklarım o yüzden birikti. Siz de hazırsanız ben onları tek tek soracağım. Hazırım. Bu arada hem de HEPAR üyeleri de bizi sizin... Hem de partinizi destekleyenler de bizi izlemeyi çok seviyorlar. Onlara bu arada sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Uzun süredir zaten komutanımızın geleceğini duyuruyordunuz. Sizi çok severek takip ediyorlar. Onları da söyleyelim. İnternette siz de takip ediyorsunuzdur herhalde. Sosyal medya demek HEPAR gençliği demek. Yani bunu artık herkes görmeye başladı Hilal Hanım. Nasıl bu kadar genç bir tabanınız olabildi? Partinin... Hem siyasi ilkeleri hem ekonomik ilkeleri gençleri HEPAR'a, Halk ve Eşitlik Partisi'ne çekiyor. Gençler bu yolun nereye doğru gittiğini ve sonunda neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Arayış içerisindeler. Mevcut partiler belli. Onu düzenin ve şu andaki sistemin bir parçası diye görüyorlar. Ve kendilerini HEPAR'ın ilkelerinde ve görüşlerinde, dünya görüşü dahil, siyasi görüş dahil, ekonomik görüş dahil, kendilerini bizim sistemimizin, daha doğrusu ideolojimizin içinde görüyorlar. Evet, sizin aracılığınızla da belki kendilerini ifade etme şansı bulabiliyorlar. Çünkü birçok gençte özellikle şöyle bir sıkıntı ve endişe var. Rejim elden gidiyor mu? Biz cumhuriyetimize sahip çıkabiliyor muyuz? Bizi neler bekliyor ki, gençlerin endişesi özellikle bu konuda çok da ön plana çıktı biliyorsunuz, hem Gezi'den sonraki süreçle birlikte. Size sorayım o zaman, siyasi rejim elden gidiyor mu? Rejim tehlikede mi? Sadece rejim değil, topraklar da tehlikede. Gençler bunu görüyor. Niye gençler görüyor ve niye gençler bize geliyor? Çünkü gençlerin zihinleri berrak ve duygular açık. Bulanık değiller. Yani zihin henüz kilitlenmemiş veya bir kalıba girmiş halde değil. Bir de gençler gelecekleri üzerinde de kafa yoruyorlar ve düşünüyorlar. Hem rejimi tehlike altında olduğunu görüyorlar ve her geçen gün olup bitenler gençlere bunu anlatıyor ve bir de topraklar da aynı şekilde bölünmekle yüz yüze. Gençlik işte böyle bir şey. Yani berrak zihin ve güçlü duygular. Bu bölünme konusunda biraz daha konuşalım istiyorum. Hani bölünme tehdidini ne kadar yakından hissediyoruz? Türkiye bölünecek mi? Özellikle 2015 seçiminden sonra manzara değişir mi? Şimdi bölünme aslında olacak mı olmayacak mı çok zekayı ve aklı gerektiren bir şey değil. Her şey ortada, aleniyor ortada. Bu işte cici demokrasi oynayarak insan hakları vesaire söylemleriyle aslında ülkeyi işte federatif bir yapıya, işte yarı bağımsız bir yapıya veya otonom yapıya veya işi şimdi büyütler Orta Doğu Konfederasyonu falan demeye getirdiler. Bunun için böyle bir takım düşünceler veya fikirler serdetmeye gerek yok. Olaylar zaten birbirini kovalıyor. Mesela şu 6, 7, 8 Ekim olayları, Güneydoğu'da olup bitenler. 212 okulun yakılması ne demek? 40 kişinin ölmesi ne demek? Çok o Cizre'de olup bitenler veya Yüksekova'da olup bitenler, diye ilçelerde olup bitenler, yol kontrolleri, askere almalar, vergi toplamalar falan. Hayır, insanların bu yolun nereye doğru gittiğini anlaması için başka ne yapmak lazım? Hayır, ne gerekiyor? Bunun için akıl ve zeka mı gerekiyor? Bunun göz diye bir şey var. Ama bir kısmın üzerine de ciddi ölü toprağa serpilmiş gibi. Yani bir uyuyan bir kitle de var. Onları uyandırmak için ne yapmak kitle, gerekiyor? Toplumun, bütün toplumlarda bir grup uyur. İnsanlar akıllı yapacak şey acı çekmeleridir. Acı çekerek acı iyi gelir. İnsanı akıllı yapar. Yalnız şunu söyleyeyim, bu yolun nerelere doğru gittiğini o uyuyanların bir kısmı da uyanarak anladılar. Bunu HEPAR'a olan ilgiden görüyorum.
Yani son şu Güneydoğu'daki olup biten olaylar bu işin ağırlığını teşkil etmekle beraber bir de şu Cumhurbaşkanlığı seçimi var ya, onu böyle ihmal etmesinler. O da milletin kafasına dank diye vurdu. Yani öyle büyük hatalar yaptılar bu iki parti gösterdikleri aday itibariyle. Yılların partileri yani 80 yıllık, 90 yıllık, 50-60 yıllık partiler. Parti yol demek yani. Parti ideoloji ve doktrin demektir. Siz bu 60 yıllık, 40 yıllık, 80 yıllık yolda bu yolda yürüyenlerin içinden Cumhurbaşkanlığı layık birini bulamadıysanız bu parti boşuna durmuş. Yani boşuna varsınız siz. Bunu niye arz ettim? O da kırılma noktalarından biri. O kırılma noktası Cumhurbaşkanlığı. Çünkü Cumhurbaşkanlığından önce ben halkla ne zaman karşı karşıya gelsem hep şikayet AKP'dendi. Artık hem CHP'den hem MHP'den de şikayet ediyorlar. Ve tabii Güneydoğu olayları da üzerine tuz biber ekti. Artık bunu görmek için ne lazım? Yani veya uyarmak için ne lazım? Daha büyük olaylar, yani daha sansasyonel hadiseler bekleniyor. Bu gidişle onlar da gelecek zaten, geliyor. Ya o çok acı bir durum tabii. Yani keşke bunları hiç yaşamasak. Hani Güneydoğu'daki gelişmeler baktığınızda terör bazlı ve hem dünyada hem de Türkiye'de terör maalesef tırmanıyor. Yani mesela siz özellikle Cizre'deki olayları nasıl yorumluyorsunuz? Ben merak ediyorum. Bu aslında kalkışma. Kalkışma yani. Silahlı kalkışma bu. Aslında hukuk anlamında bakarsanız, yani devlet ve devletler hukuk anlamında bakarsanız şey, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o bölgede egemenliğinin kaybolması demek bu. Çok açık bir şekilde. Burada her yapılan şey provokasyon, işte spekülasyon, bilmem bunlar boş laflar hepsi. Hı hı. Şunu herkes bilsin. Bir öğrenmeye meraklı olanlar da bir an önce öğrensin. Kandil'in talimatı olmadan o bölgede hiç kimse milim kıpırdayamaz. Bilerek yapıyorlar bunu. Yani şu, biz varız, esas dağdaki silahlı gücümüz bekliyor, ihtiyatta, rezerv, gençlik kolları vesaire falan filan. Efendim bir yeni bir laf, yani şimdi haberleri falan dinler. Efendim, PKK'nın gençlik örgütüymüş. Yani bir tane PKK var işte. Gençlik örgütü, yetişkin örgütü, yaşlı örgütü falan. PKK çok disiplinli bir örgüttür. Kandil'den birisi höt desin, onların hiçbiri kıpırdayamaz. Evlerinden bile çıkamazlar. Bilerek yapıyorlar. Bunların adı milistir. Öyle gençlik örgütü, meclis, bu tip mücadele onlara milis denir. Milisleriyle gözdağı veriyor. Tehdit ediyor, taciz ediyor. Kimi? Mevcut hükümeti. Sebep, bir an önce müzakereye gel, bir an önce gel şu protokolleri imzalayalım, bir an önce özerkliğe gidelim, bir an önce o İmralı'dakini çıkaralım, bir an önce de şu, bir an önce bu, hepsi bu kadar. Onun için orada bir şeyler oluyor, provokatör, yani kışkırtıcı var, o var bu, hayır hiçbir şey yok. Bu bile sahte bir oyun. Bu kavram karmaşasının nedeni yürütülen çözüm süreci politikası mı? Çözüm süreci politikası ile beraber şu, hiçbir şey doğru düz konuşulmuyor ki. Yani ne gazeteler doğru düz yazabiliyor, ne de o televizyona çıktıkları adamlar bu işleri anlatabilecek adamlar değil. Her programa bakın, sağ tarafa bir şeyler çıkar. PKK'nın illegal temsilcileri çıkar, legal temsilcileri çıkar. Diğer tarafa da bakın, AKP'nin adamları çıkar. Biri de çıkar orada, bunlarla program yapar. Buradaki sıkıntı şu, kof ve korkak bir basın. Kof ve korkak. Yapmak istedikleri de şu, yani iki tarafa da şey, mavi boncuk gösteriyor, iki tarafa da yaranmaya çalışıyor. Ama bunu yaparak kazanacakları bir şey yok. Veya şöyle de dinlenebilir, efendim orta yolda bulunalım. Orta yol. Hiçbir mücadelede orta yol bir halta yaramaz tabiri caizse. Neden yaramaz? Taraf olmak zorundasınız. Bir taraf kazandığı zaman diyecek ki size, siz ben kazanırken yanımda yoksun ki diyecek. Sizi reddeder. Kaybeden de kaybetme sebebini sizden bulur. O da seni reddeder. Orta yol diye bir şey yok. Hele böyle bu tip mücadelelerde tam taraf olacaksınız. Ama bunun için de cesur olmak gerekiyor. Yani
çıkar olmayacak. Yani gerçek bir yurtsever, vatanseverlik lazım. Yoksa yani rant peşinde koşayım, ihale peşinde koşayım, işte bana bir şey yapmasınlar, işte vergi müfettişi gelmesin, o olmasın, bu olmasın falan filan. Şuraya getirmek istiyorum. Niye hani halk anlayamıyor, zihni karışık? Halka dürüstçe, doğru, açık seçik bir şey anlatılmıyor ki. Ne anlatılacak? Böyle anlatacaksınız. Yani. PKK nedir tabii. Ne olduğunu anlatacaksınız. Olan biteni nasıl anlatacaklar? Ay, olup biteni anlatmaya gerek yok. Olup biten zaten gözünün önünde duruyor. Yani bütün mesele gözle beyin bağlantısında. Yani bir sıkıntı yok ki. Anlatılır yanı var mı? Yani bunu neyini anlatacaksınız? Ben bile anlatacak bir şey bulamıyorum. Yani bulamıyorum derken şu. Neyin olacağı belli. Adamlar 30 yıldır bu işin içindeler. Kürdistan kurulacak. Bunun için bunu çeviriyorlar, eviriyorlar. İşte, işte yok federasyon, yok işte efendim federatif yapı, özellik şudur budur. Biz özellik lafı başladığı andan itibaren, bakın mesela Osmanlı'nın son dönemleri, önce özellikle başladı her şey, sonra bağımsızlıkla bitti, en son şeyle efendim Balkan Harbi ile her şey, bütün topraklar koptu gitti. Ama ilk başta hep özellikliktir. Her yer özellik diye başladı. Arkadan bağımsızlık geldi. Arkadan Balkan Harbi geldi ve her şey koptu gitti. Bu özellik tartışmaları yıllarca terörle mücadele eden bir komutan olarak sizi incitmiyor mu? Ha bir dakika, bu olmayacak ki bu. Ben bunun sonu yok bu iş. Bunun sonu kaostur. Bunun sonu asayişsizliktir, anarşidir ülkede. Bunu görüyorum ben. Bu şimdi o var ya, hani yavaş yavaş uyananlar, yavaş yavaş uyananlar diyorsunuz ya. Evet. Her geçen gün uyananların sayısı artıyor. Yani biraz zaman alıyor ama sayı artarak geliyor. Herkes biliyor. Bu nedir böyle, çadır tiyatrosu gibi. İkide bir toplanıyorlar falan. İmralı'daki sıkıntıdaymış. Nedir bu diyor, her şeyi sorumluluğu bana yüklediniz, ben mi çekeceğim bu devletin yükünü falan diyor. Bak adamı bile rahatsız ediyorsunuz bulunduğu yerde. Ya bu iş artık komediye döndü. Bu yolun sonu yok. Bu çıkmaz sokak. Bunun sonu anarşi ve kaos. Peki HEPAR bu anarşi ve kaosla nasıl mücadele etmeyi vaat ediyor? Bizim belli mücadelemiz. Bizim progresif programımız belli, bunu her zaman söylüyorum, bunu herkes de biliyor yani. Silahlarınızı alın gelin, falan yere teslim olacaksınız. Bu kadar. Bu kadar açık. Partinizin tüzüğünde yer alan ve çok belli çevreler tarafından çok sivri bulunan bir madde var ki, o da idam cezası ile ilgili. İdam cezası ne kadar isabetli olduğumuzu şu son Paris baskından itibaren gördü mü herkes? Onda korkacak bir şey yok. Gördü mü herkes? Bakınız, bu akşam söylüyorum. Avrupa bile Amerikan eyaletlerinin biri gibi böyle giderse idamı geri getirecek. Biz orada ne diyoruz? 2008 yılında terör örgütü kuran ve liderlik yapan. Bu kadar. Başka hiçbir suça değil. Terör örgütü kuran ve liderlik yapana getiriyoruz. Ne demek bu? Siz bir yeri basın. Ailece çoluk çocuk yok edin. Siz bir karakolu basın, yok edin. Yollardan adam toplayın, infaz edin. Siz yüksek ovalarda, işte efendim Bingöl'lerde, şurada burada polisleri, askerleri, Diyarbakır'da gündüz infaz edin. Ve o devlet kendi hakimlerine, mahkemelerine bu idam şeyini, yetkisini vermesin. O bir caydırıcı bir şey o. Hepsi caymasa bile bir kısmının caymasına sebep olacak bir şey. Biz kimseyi falan yargılamayacağız. Türk hakimleri yargılayacak. Kimi ama? Terör örgütü kuran ve ya şey yapanlara, yönetenlere, liderlik yapanlara vereceğiz. Şimdi bakın, şimdi ne oluyor Avrupa'da? Ne kadar dayanacaklar buna? Ben söyleyeyim, bunun arkası gelecek çorap sökü gibi. Terör yüzünden ortalık yıkılıyor. Tabii. Nasıl Amerikan eyaletlerinin bir kısmında idam hükmü varsa hala, yani yasalarda yer alıyorsa, Avrupa'daki bazı ülkelerde böyle giderse o hükmü koyacaklar. Siz halk düşmanlığı yapın. Çoluk çocuğu bu İstanbul'da otobüste yakın 16 yaşındaki kızları. Ne güzel. Bu nerede var böyle bir adalet? Var mı böyle bir şey?
Efendim insani değilmiş. Bunların yaptıkları insani mi? Ne ilgisi var bunun insanlıkla? O caydırıcı bir hükümdür. O oraya konacak. İstiyorsanız koymayın. Bu caydırıcı hükmün kaldırılmasında terör örgütü liderini kayırma ya da işte bir şekilde kurtarma, Avrupa, Avrupa Birliği kriterlerine uyalım diye onu şey yaptılar. Öyle mi oldu? Kaldılar. Ama şu var. Bu tabii İmralı'dakine idam kararı verildikten sonra bunu kaldırdılar. Bizi ilgilendirmiyor. Ne, hangi sebeple yaparsanız yapın. Bugün durum budur. Bizde o madde vardır. Partinin resmi programında yer alıyor. Terör örgütü kuran ve liderlik yapanlar için idam geri getirilecek. Terör yapmayın. Terör örgütü kurmayın. Kurarsanız bu madde var. Türk hakimleri bakar, kararı verir. Biz parti olarak falan mahkeme falan kuracak değiliz. Hakimler. Şimdi biraz sonra herhalde konuşacağız bu şeyi. Kökten deyince hareketleri konuşacağız. Avrupa da bunu koyacak. Ben bu akşam söylüyorum. Böyle bunu giderse gidecek. Hayır. İstersen koymayın. Koymayın. Devam edin. Koymayın. Devam edin. Devam edin. Böyle bassınlar. 12 kişi bir, 3 kişi bir, 4 kişi bir. Sizi öldürmeye devam etsin. Yani size göre terörle mücadelenin olmazsa olmazı. İdam cezasının caydırıcı hükmünü. Hayır başkan niye? O şöyle süt liman yerlerde her şey güllük gülistanlık, tamam, o şey olmasın, söyleyin adını, o hükmü koymayın. Bu hükmü, bunda korkacak bir şey yok ki. Efendim canı Allah verdi, Allah alır, elbette o ayrı bir şey, güzel de siz niye can alıyorsunuz, çolukları çocukları öldürüyorsunuz? Bunlar görmüş mü bir mezraya gidip de 16 tane çoluk çocuk, yaşlı kadın erkek hepsinin delik deşik olduğunu? Onu görseler var ya, bizim idam maddesini genişletirler. Onu böyle romantikler, hayal aleminde yüzenler, insanlığın savaş tarihini ve siyasi tarihini bilmeyenler. Siz bu manzaraları gördüğünüz için mi siyaset özellikle? Yok, ben sırf terörle ilgisi yok. Ben 2007 seçimlerine, yani 2002'de %34'te gelen bir partinin 5 sene sonra %44 aldığını görünce bu mevcut partiyle bu işin gidemeyeceğini gördüm. Hı hı. İşte aradan bu kadar yıl geçti. Herkes de gördü mü? Aradan geçen 12 yılda 9 kere bu mevcut meclisteki partinin sırtını yere getirdi mi? AKP getiriyor. Bundan sonra getirecek gibi görünüyor mu? Görünüyor. Biz zamanında doğru karar vermişiz. Şimdi genelde kamuoyunda şöyle bir şey var. Hani işte alternatif lider olmadığı için bu seçimler hep aynı şekilde sonuçlanıyor. Konusu var. Ve biz sizinle bu konuyu çok tartıştık, burada konuştuk. Onun cevabını İngilizler vermiş ama. Ne demişler? İngilizler Xsight diye bir İngiliz araştırma şirketi var. Dünyada 82 ülkede araştırma yaptı. 1,5 sene önce de yayınladı. Bizim parti sitesinde de var. Türkiye'de parti liderleri. Türkiye'de parti liderleri. İngilizler. %15 Recep Tayyip Erdoğan. %7 %7.2. Bu hep biri CHP, biri MHP görünüyor. Hep şeydeki meclisteki partiler. Onlar da %7'ler, %2'ler, %15, %7. İngilizlerde 4 numaralı Osman Pamukoğlu var. 6.7. Bir daha söylüyorum. Bizim İngilizlerle falan alakamız yok. Biz ne o şirketi tanırız, ne ona efendim anket yaptıracak, para verecek halimiz var. İngilizler. 6.7. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün umut yok. Ne yapacağız? Umut nerede diye arayanlar var. Umut var. Tek umut var. O da şu. Bu işin kötü gittiğini, gidişatın kötü gittiğini anlayan insanların çoğalması ve bir şey yapmaları. Umut bu. Hem sayıları çoğalacak, hem de bir şey yapacaklar. Umut bu. Herkes soruyor. Umut nerede? Umut var. Bu gidişatın gidişat olmadığını
bilenlerin sayısının artmasında ve mutlaka bir şey yapmalarında. Şimdi seçim dönemi geliyor. Çok önemli bir seçim var önümüzde. Ve bu baraj tartışmaları yeniden biliyorsunuz alevlendi ve sizin çok önemli açıklamalarınız var seçim barajı ile ilgili. O konuda düşünceleriniz bu kez de bizim için alabilir miyiz? Seçim barajı 34 yıldır var. Bu 12 Eylül darbesinden kalma bir şey, garabet. Buna kimse yanaşmıyor yani bunun kaldırılmasına. Bu korkutuyor da insanları. Son bir anayasa mahkemesinin hani böyle bir hareketi oldu. Onlar da ortadan toz oldular. Tam tabiri caizse. Bu işin üstüne gidemediler. Bu şu demek. Cumhuriyet halkın yönetimi ve halkın devleti demek. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde halkın dünya görüşleri, kültürü, siyasi düşünceleri yansıtılmıyor. Bu mecliste değil. Değil bu meclise. Onun için bu düzen partileri buna sarılmışlar. Sadece buna sarılmıyorlar %10 barajına. Bir de bu sene şey olacağı için, seçim olacağı için iki misli para alıyorlar. 532 milyon lira alıyor bu üç parti. Bunun 300 küsur milyonunu AKP alıyor. 177 milyonunu CHP alıyor. 78 milyonunu da MHP alıyor. %10 barajı. 530 milyon lira bu tabii halkın vergilerinden. Bunlar böyle seçime giriyor. Biz de giriyoruz seçime. Şimdi bunun hiç adil kısmı var mı? Eşitlik kısmı var mı? Hakkaniyeti var mı? Demokrat yapısı var mı? Yok, sıfıra sıfır. Bu Türkiye küçük bir demokrasi ülkesi ve cici demokrasi oynuyor. Mesela siz niye az oy alıyorsunuz? Biz nasıl çok oy alabilirim ki zaten? Sen taş atıp da kolmuyordun. Bizim çok oy almamız, az oy almamız senin kafanı çalıştırmana bağlı. Yani bunların peşine takılmışsın, yıllardır gidiyorsun. Benim oğlum bina okur, döner yine okur. Sonuç aynı sonuç. Sen bir değişim, bir fark, bir şey istiyor musun? Yok, kalıptan çıkamıyorsun sen. Ondan sonra siz niye az oy alıyorsunuz? İşte az oy alma sebebimiz bu. Sen aslında avlanıyorsun bunlara. Şimdi 15 Nisan'dan itibaren sokakların halini görün. Sağınıza bakın ve şeyler, bayraklar, flamalar, pankartlar, posterler, solunuza, gökyüzü de kapatacaklar. Öyle değil mi? Kapatmıyorlar mı İstanbul sokaklarını, caddeleri bilmem. Evet. Şimdi biz bunlarla beraber şeye çıkıyoruz. Yani rekabet ediyoruz. Rekabet böyle bir şey olamaz zaten. Rekabet yok. Bizimki meydan okuma. Biz meydan okuyoruz bunlara. Bu aynı ona benziyor. Onun için hep niye az oy aldı? Biz kuruluştan bana göre yani 1,5-2 yıl içerisinde örgütlenmeyi tamamladık, doğrudan doğruya seçime girdik. Yani biz bunlarla beraber bir olabilir miyiz? Kaldı ki yani 1/3'ünde ancak girebildik. Şimdi burada şuraya arz etmek istiyorum. Yani akıl diye bir şey var, mantık diye bir şey var, düşünce diye bir şey var. Yani bir şey niye öyle değil de niye böyle demesi için insanın bir muhakeme etmesi lazım. Sonuçta biz şeye giriyoruz, seçimlere gidiyoruz, hazırlıkları yapıyoruz. Ben seçim çalışmaları başlattım. Zaten 31 Ocak 2 Şubat'ta şeydeyim, Almanya'dayım, Münih'te büyük bir toplantı var, oraya katılacağım. Orada da Avrupa'da çalışmaları başlatacağım. Şu var. %10 çok yüksek bir baraj. Yani 5 milyon oy alınması gerekir. Bizim tabii biz halk tipi bir partiyiz. Gerçek bir halk tipi bir partiyiz. İşte gençlerin falan bize düşkünlüğü veya bize gönül verme sevmelerinin sebebi de bu. Yani bir gerçekçilik ve doğallık var bizde. Yani hile hurda oradan buradan para pul falan filan meseleleri olmadığı için. Biz %10 barajı bizim için hep şeydir. Risktir. Yani 5 milyonu. 5 milyonu olacak iş mi? Avrupa'da birkaç tane devlet nüfusu. Şimdi biz bakıyoruz. Ben normal çağrı yaptım. 31 Ocak'ta partili olan olmayan bütün kadın ve erkekler 25 yaşında doldurmuş hepsini normal bizim parti aday alıyor. Bizim parti biliyorsunuz kadın kontenjanı, erkek kontenjanı, gençlik kontenjanı olmaz. Evet. Böyle var ya seviniyorlar kontenjanı %10'dan %20'ye çıkarttık. Ne demek kontenjan? Ne demek? Daha baştan bir de seviniyor. %20 işte %30'a çıkartmış.
Niye kontenjan koyuyorsunuz kadınlara? Yani niye cinsiyet ayrımı yapılıyor? Bizde yok ki. Bu konuda epey doluyum ben. Yani şöyle söyleyeyim size. Hay adam şeye seviniyor. %20'den %30'a çıkart. Kaldır. Kaldıracaksın. Hı hı. Var mı bizde? 2008'de bizim programlarımız belli. Kontenjan diye bir şey yok. Cinsiyet diye bir şey yok. Gençliğe yok. Kadınlara yok. İnsan bazlı. Ve bir de şu var. Hı hı. 2011 seçimlerine girdik. Şimdi konuşmalar dinliyorum ben, konuşmalar işte. İşte hangi partide ne kadar kadın aday var değil mi 2011'de? Yani evet. Son seçim mi? En çok kimde biliyor musun kadın aday? Hep aradaydı. Bunu kimler yazdı biliyor musunuz? Avrupa gazeteleri yazdı. En çok kadın aday 2011 seçimlerinde Hak ve Eşitlik Partisi'ndendir. Bunlar yazmış mı? Hayır, ben sorayım. Bu kof ve korkak basın bunu yazabilmiş mi? Açıp baksınlar. Biraz da meraklı olsunlar. Hepar. Kaldı ki 1/3'ünde girdik. Buna rağmen en çok kadın adayı olan parti Hepar'dı. Şimdi yine önümüzdeki seçimlerde de öyle olacak mı? Gene benim bir sınırım yok. Bizim bir sınırımız yok. Yani herkes açılsın. Yoksa kadınların kariyeri annelik üzerinedir diye bir düşünce var biliyorsunuz. Son açıklamalar yapıldı. Merak ediyorum fikrinizi. Allah akıl fikir versin. Benim demem ne olmayacağını da biliyorum. Çünkü hani dediğim gibi doluyum. Allah akıl fikir versin. Bu konuda not alıyorum. Acaba Osman Pamukoğlu bu konuda ne düşünüyordur sormak istediğim bir noktaydı. Cevabım mesela. Allah akıl fikir versin. 1. 2. Benim demem ne olmayacağını biliyorum. Yoktan yonga çıkmaz. İfade özgürlüğüyle ilgili de sorularım olacak size. Az önce biraz bahsettik ya, hani hem Türkiye'deki basından hem de dünyada da artık çok ciddi tartışılıyor. Son Charlie Hebdo baskınından sonra. Dün Avrupa Birliği bir açıklaması var. Türkiye'yi yerle bir etti attılar. Parçalayıp attılar Türkiye'de. Basın ve ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konusunda dün Avrupa Birliği'nin aldığı karar Türkiye'yi yerle bir etti. Bu kadar şiddetli bir karar ilk defa görüyorum. Geç bile kaldılar bunlar, onu da söyleyeyim. Geç kaldılar bu kararda. Ama dünkü karar tam bir fiyasko. Fiyasko derken şunu kastediyorum. Bir devletin veya bir yönetimi, bir hükümetin ve bir toplumun Avrupa'nın tümünün nasıl baktığını gösteriyor. Gittikçe şey yapıyor. Bunlar vidayı sağa doğru sıkıyorlar ama ben bir şey söyleyeyim. Bütün baskılar, yani ne kadar şey yaparsanız gidayı sıkarsanız sonunda kesin atacaktır yani, hem de ortadan göbekten atar. Bu biliyorsunuz Avrupa'da eski, yani 2. Dünya Harbi öncesi rejimlerde Almanya'da uygulandı biliyorsunuz, Fransa'da uygulandı ve İtalya'da uygulandı. Sonunda ne oldu? Biri intihar etti değil mi? Birini yolda yakalayıp metresiyle vurdular. Öbürkünü mü? Sonu tam fecidir bunu. Ne kadar sıkarsanız sıkın ben size söyleyeyim, o kadar başınız belaya girer. Çünkü insan doğası bir yere kadardır. Bir yere kadar. Siz bakmayın, böyle korkak gibi görünüyorlar, sinmiş gibi görünüyorlar. Tabiri caizse sünepeleşmiş görünüyorlar. Bir yere kadardır. Bir atasözü vardır. Kedi bir köşeye kaçamayacağı gibi sıkıştırma. Artık o kedi değildir. Bir kaplan olur. Gidiş budur. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ama ben şuna inanıyorum. Zorlanması lazım. Zorlanacaktır. İyice gerilmesi lazım. Bunlar geriyorlar ipi. Liflerinden atacak. Yani hiç bu doğa yasasıdır. Kesin atacak. Yani polisle onu yapayım, bilmem neyle şunu yapayım, gösteriye mani olayım, yürüyüşe mani olayım, tweet atmış sana onu yapayım, bilmem. Bununla gidemezsiniz siz hiçbir yere. Saklayalım, gizleyelim. Mesela şu meclis komisyonunda 4 bakan meselesi. Evet. Efendim işte tapeleri imha edelim bilmem. Senin o tapenin kaç sureti var? Senin haberi var mı onun? Bu devlet ve örgütlenme ve kurumlar öyledir ki
Bunların onu da bildiğini zannetmiyorum. Yani devletin bürokratik yapısını ve işleyiş tarzını kurumlar ve mevcut mekanizmasını, mekaniğini bildiklerini zannetmiyorum. Onlardan kaç süreç var biliyor musun onlar? Hani var ya tepeleri yok edelim bakın. Burada yapılacak bir tek şey vardı. Bu adamlara yargılayacaktınız. Şimdi peki ne oldu? Yani Yüce Divan tartışmaları bir de kurtuluş yok ki. Siz, ne zamana kadar? Oldu bittiye getirildi. Hani efendim? Oldu bittiye getirildi. Hayır bir dakika. Hani bu konular. Bugün. Yarın ne yapacaksınız? Yarın sadece bu haltları yediğiniz için değil. Bunları örtbas ettiğin için de yargılanacaksınız. Yarın ne olacak? Yarın diye bir şey var. Yarın diye bir şey var derken yani hayatın akışında ne yapacaksınız? Şurayı hangi konuyu konuşursanız konuşun. Yanlış üzerine yanlış yapmaya devam ediyorlar. Aslında bir şeyden kurtulalım derken daha da batıyorlar. Aynı şuna benziyor. Bir dipsiz kuyudasınız. Elinizde kazma var. Zaten kuyudasın. Hala kazmaya devam ediyor. Zaten sen kaç metre derinliktesin? Oradan çıksana. Hayır onu yapmıyor. Bir de kazma var onu da kazın. İyice. Diyelim 20 metre mi? Kazarak 25, 30, 40, 50 olur. Devam edin. Ama bunun siyaset kısmına bakınca halkta ve kamuoyunda bu mevcut yani MHP ve CHP ile bu partinin üstesinden gelemeyeceği kanaati gittikçe kuvvetleniyor. Ben bunu görüyorum. Her yaştaki insanda görüyorum. Kadın da erkek de. Görüyorlar bunu. Esas sıkıntı Hilal Hanım burada. Ya başa dönün o zaman. Niye HEPAR'a doğru geliyorlar insanlar meselesinde? HEPAR'a. Tam düşünmeniz lazım. Yani niye bize geliyor? Bir güven sorunu demek ki var o partilerin içinde. Hayır çözemeyecekleri konu. Tabii bu sonuçta lidere dayanır da çözülemeyeceği konusunda. Yani bunlarla biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Kanaati gittikçe yükseliyor. Ben görüyorum onu sokakta da görüyorum. Size bir talep geliyor mu? Mesela BHP ya da CHP'den bir birleşmeye yönelik bir adım. Ben gittim. Beraber hareket ben edelim. Ben gittim. Siz gittiniz. Ben nereye gittim. Gittiniz? Halk istediği için. Kamuoyu istediği için. Bugüne kadar hep benim karşıma işte birleşelim. CHP yapalım. Efendim birlikten kuvvet doğar. O bildiğiniz klasik laflar. Bunu yiyemem yapmak zorundaydım. Yani CHP ve MHP. Çünkü esasında birleşme bu iki parti üzerine geliyordu. Ben gönüllü de değilim. Onu da söyleyeyim. Onu yapmak zorundaydım. Çünkü siyaseten benim karşıma bir duvar çıkartıyordu bu. Yani karşıda bir hasım var. Bunlar tek başına bununla baş edemiyor. Edemiyor işte edemediği ortada. Hep herkesin dilinde birleşilsin birlikte mücadele edilsin. Bir şey ittifakı yani seçim ittifakı yapılması lazım. Mesela bunlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize gelmediler. Her partiye gittiler. Ya seçime girmeyen partilere de gittiler. Bak bir daha arz ediyorum. Hiç gelmediler. Neden bize gelmiyorlar? Sebebi çok basit. Bir Osman Pamukoğlu alerjisi ve HEPAR alerjisi var bunlarda. Çünkü bizim şeyimiz belli. Tarz, tutum, ideolojimiz belli. Biz cumhuriyetçiyiz yani ve yurtseveriz. Ve bu toprakların bütünlüğü korunacaktır bizim için. Cumhuriyetin hiçbir ilkesinden vazgeçmeyiz. Bunların her birinde bir kısımda bir boşluk var. Siz bakmayın yani öyle göründüklerine falan. Bunlara ben oy veren insanların bile kendi genel merkezlerinin kafa yapılarını, düşüncelerini ve ne amaçla orada bulunduklarını bildiği kanaatinde değilim. Sonuç gittim bir MHP'de yani teklifte bulunduk. Hiç o ortada yok. Kayboluyor. Yani tam kulağının üstüne yatıyor. Görmedim, duymadım. Öbürküne gittik. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştük. Yani bir saati aşkın ben. Devlet ki, Bahçeli'yle görüşme fırsatınız olmadı. Ay yok. Temas yok. Yani yok. Ortada yoklar. Cevap da vermiyor. Ne yaparsın? Hayır. Cevap veriyorum, vermiyorum dediği tam kayıp. Size belki tuhaf geliyor. Bana şu tuhaf geliyor. Bir parti başkanı diyor ki bir diğer parti başkanına biz bir görüşelim. Tabii. Görüşme şansı bulamıyorsunuz. Yok. Muhatap yok. Birkaç tane özel kalem var. O ona havale ediyor. Bu buna havale ediyor. Genel sekreteri bir şeyler. Hiç garip. Sisli ve puslu.
bu tarafa gel. Bunlar daha şey tabii CHP. CHP'de bir 20 gün falan düşündü. Görüşelim. Ben de gidiyorum. Sizin gücünüz bu. Ülkenin durumu bu önce. Sizin gücünüz bu. Benim de 2011'de apar topar girdiğim, yani parasız, pulsuz, amatör, yani gönüllü yurtseverlerle girdiğim seçimde İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da aldığım oylar bu. Bu oyları bakın size verdiğimizde, işte İzmir birinci bölge, işte Bursa'da, İstanbul ikinci bölge, birinci bölge. Size 3-4 tane ekstradan milletvekili getiriyorum. Daha ne istiyorsunuz? 3-4 tane milletvekili getiriyorum size. Hem de en zayıf olduğum dönemde. Bir milletvekili bile biliyorsun, orada bazen dengeyi bozar. Tabii. Şimdi bizim gücümüz belli. Merak eden bakar. Siz yine de söyleyin. İzleyicilerimiz merak ediyor. Hayır. Şimdi şöyle. Biz bugün sosyal medyada bizim siteler 400 bin, 300 bin, 200 bin. Bugün ben bir makale veya devamlı yazıyorum, yazı yazayım. Bizim gençlik kolları ve partililer bunu 6-7 saatte milyonlarca kişiye aynı anda ulaştırır. Türkiye'de şu anda 42 milyon kişi interneti kullanıyor. Tabii. 42 milyon kişi kullanıyor. Biz bunlara çok şey ulaşıyoruz. Çok rahat ve kısa sürede ulaşıyoruz. Çünkü gençler bizde. Bize yani genç saat 12 geldi yatalım demiyor ki, bizimkiler 2, 3, 4, 5, 6 yani bu gençliğin, yani enerjinin getirdiği bir şey var. Evet. Bir de bizimkiler inanmış insanlar. Yani gönülden yapıyor, yani sadakati bir şeyi var, yüksek insanlar. Arz edeyim şunu. Şimdi ben sizden yer de istemiyorum dedim. Ben yani genelde belki ben koltuk severler bilmem, koltuk ya bütün numara yani, bu 5-6 yılda ben de gördüm. Herkes koltuk seviyor. Öyle yurtsever murtsever geç onlar, öyle bir şey olur. O şey o. Kuru sıkı. Koltuk severlikle bakın, koltuk ben mesela geçiyor. Diyorum dedim, sizin İstanbul 1. bölgeden kaç milletvekili çıkarıyorsun? Mesela 6 değil mi? 6'sı da sizin olsun, istemiyorum. 7-8'i ben alayım. Sizi mantar gibi suyun üstüne çıkaracağım. Daha ne istiyorsunuz? Hayır. Sonra bunu kim yapar? Bunu kim yapar size? Neden? Bildiğim için yani bu korku ve cesaret biraz mecburen benim hayatımda çok rastladığım şeyler olduğu için korku ve cesaret. Şimdi ben sizi şey yapacağım. Bana 7-8'i ver. Onu ver. İstemiyorum. Çünkü halk böyle istiyor. Ben de halkın dediğini karşılamak için sizin karşınıza geldim. Benim sizde gönlüm yok. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu benim önümde bir duvar. Bu duvarı yıkacağım. Ama bana 30 Ekim'e kadar dedim şey yap. Cevap verin, ben böyle uzun böyle lastik gibi şeyleri sevmem. 30 Ekim'e kadar müsaade ediyor. Yani bana bir şey söyleyin. Evet veya hayır diyeceksiniz. Bugün hangi gün tarihteyiz? 16 Ocak. 16 tamam. İncin top oynuyor. Hiç cevap almadınız mı? Hayır. Menfi müspet. Bak burada bile insan hayır olmuyor demez mi? Bu bir centilmenlik değil mi? Ben sorayım. Centilmenlik değil mi bu? Bunu bile yapamıyorlar. Sonuç, bunları zaten bilerek yaptım. Biri buydu. Yani aman gidin, hayır dur. Birisi, öbürkü de barajdı. Şimdi bu barajı da yıkacağız. Ve tamam, gerçek özgürlüğe, doğal özgürlüğe kavuşacağız. Seçimler anlamında söylüyorum. Barajı da yıkacağız. Öbürlerini zaten yıktık. Bunu da ben Türkiye'nin her yerinde zaten, şimdi şöyle bir şey var. Bir merkez medya var. Bunlar zaten bizi falan aman görünmeyelim falan filan diye kendilerine göre bir planlar çeviriyor ama bakın gün geldiği zaman bilemiyorum nasıl olur. Anadolu ve Trakya'yı gezdiğiniz zaman zaten bütün ilçelerin televizyonları, ilçelerin bütün gazeteleri zaten ben diyelim benim kendimle ilgili. Ben gittiğim zaman zaten yanımda var. Zaten aman
paşam program yapalım, program yapalım. Ama ne diyorsunuz Ferhan Bey? Biz zaten bu işi köyde, ilçede, beldede, nahiyede yapmak gerekmiyor. İnsanlar oralarda yaşamıyor mu? Yaşıyor. Şehirde de biz çeşitli düzenler alıp programlarımızı yürüteceğiz. Yani istedikleri kadar güneşi balçıkla savunmaya çalışıyorsunuz. Ne yapacaksın? Hani oralarda mı kapatacaksın? Bir şekilde seslendiğiniz zaman sesinizi duymak isteyenler mutlaka duyuyorlar sizi. Ve ulaşıyorlar bir şekilde yayınlara. Hem bize de gelip şereflendiriyorsunuz. Üçüncü yayınımız sizinle birlikte. Sağ olun. Mutlaka bizi izleyenler can kulağıyla dikkatle dinliyorlardır. Ama birazcık sabırlarını rica edelim. Bir reklam arası verelim. Ardından devam edeceğiz. Evet, Hilal'le Artı Muhabbet devam ediyor değerli izleyiciler. HEPAR Genel Başkanı Sayın Osman Pamukoğlu'nu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Ve soracaklarım sırayla geliyor size. Zaten siz de büyük bir iştenlikle cevap veriyorsunuz ama siz son geldiğinizde de yine dikkat çektiğimiz bir iki konu vardı. Emine Ülker Tarhan gelse onunla bir diyaloğa girerim demiştiniz. Bizim programımız bittikten sonra merak ediyorum, hiç Emine Ülker Tarhan'la bir diyaloğunuz oldu mu? Ben sadece Emine Hanım meselesinde değil, herkes için geçerli bizim şeyimiz. Biz herkese açığız, yani bizim öyle bir sınırımız, tahtedimiz falan yok. Yani söylediğim gibi sadece Anadolu Partisi değil, bütün partileri açığız. Evet. Yani yeter ki inançlı olsunlar, yeter ki kalben bir şey olsun. Yani böyle bir hesap kitap şudur budur çıkar düşünmesinler. Hazırız, her zaman hazır. Ve bedelli askerlik çıktı. Sizin bu konuda çok çarpıcı bir açıklamanız var. Özellikle de şöyle demiştiniz mesela, yanlış dönemde çıkarıldı dediniz. Evet. Ve aslında ciddi de bir tepki verdiniz. Ay, olacak şey değil. Neden olacak şey? Neden? Siz Güneydoğu'nun halini görmüyor musunuz? Orada çocuklar dağlarda, taşlarda, karda, soğukta, onların bir onu hayal edeceksin. Bir de siz bir savaş tezkeresi çıkartmadınız mı şeye karşı? Suriye'ye karşı. Öyle değil mi? Çıkarttın mı? Çıkart. Nedir o? Her an orada efendim işte sınırların, siyasi hududun başka ülkenin topraklarına geçer. Bu bu savaş halinde. Bu dönemde bu çıkar mı? Orada sınırlardaki haliniz belli. 1300 kilometre neler oluyor işte? Delik deşik işte. Kimisi kevgir diyor, kimi folluk diyor, kimisi bilmem yol geçen anı diyor. Öbür tarafta Güneydoğu'da insanlar orada karbora fırtına. Sen geliyorsun tam bu koşullarda efendim bilmem ne. Bunun altında bile yatan ne biliyor musun? Yani ya birilerinin çocuklarını kurtarmak, eş dost akraba çocukları kurtarmak. Bunun kadar adaletsiz bir şey olamaz. Yani bunun mesele, altında garibanlar çocuklar, savaşsın, parası pulu olanlar bu şey işte, gitmeyebilir demek fakir, mi var? Fakir o çocuklar okuyamamış, eğitim alamamış insanlar. Erler kim zaten? Bakınız, bunun bu yolu bu değil. Bu parayla pulla değil. Sanki bunların çok para pula ihtiyaçları var. Ne yapacaklar? Bir sarayda mı yapacaklar bunlardan aldıkları paralarla? Neymiş, milli savunmaya harcayacakmış. Yani geç onu, milli savunma falan. Bizim partinin programında var. 700 bin asker neymiş? Öyle bir şey yok. Bitti onlar. O birinci dünya harbi, ikinci dünya harbinden kalma. Süngütak, yani Roma şeyleri gibi, falancıları gibi rap gidelim. Öyle bir şey yok. Partinin programında da var. Bu ülkenin iki tane düşmanı var. Biri yoksulluk, öbürkü cehalet. Bütün paralar oraya harcanacak. Bizim programımızda vardır. Mesela toprak reformu. Partinin sosyal devlettir bizim programımız. Toprak reformu yapılacak. Devletin elinde bulunan kamu arazilerinin hepsini 20 yıllığına faizsiz halka dağıtıyoruz. Üretime geçirecek. Bakın bunlar bizim ta 2008'de tarım ve hayvancılık politikalarıydı. Elektrik, su, mazot, gübre hepsini sübvanse edeceğiz. Destekleyeceğiz. Bunlar bizim programlarımız. Bugünlerde şimdi tarım marım falan konuşuyorlar. Ne kadar da akıllısınız ya. Anlamışsınız falan. Çabuk anlıyorsunuz. Bu bizim programlarımız. Seçim yaklaşınca bunlar çok konuşuluyor zaten. Bir de hayır. Hani tarım mı, konuşuluyor. Efendim yeni projelerimiz var falan. Bunlar tutturmuşlar. Mesela şu çocuk paketi vardır. Evet. Bizim programdır o. Yayından önce evet göstermiştiniz bana. Çocuk paketi bizim programımızdır ama öyle kadın eve bağlama kısmı bunların ilaveleri. Mesela bir tanesi de şey, askerliği altıya indireceğim. Bu bizim programımızdır. Açıp açıp okuyorlar herhalde.
İyi fayda da sağlıyoruz. Böyle öğrensinler bazı şeyleri falan. Bizim program parça parça gidiyor. Alıyorlar. Şuraya arz etmek istiyorum. Müsrif devleti reddediyoruz. Yalan ve hırsızlığı reddediyoruz. Bizim, bakın daha 2008'de parti programında yazar. Rüşvet ve yolsuzluktan zaman aşımını kaldıracağız, özel ihtisas mahkemelerinde yargılayacağız diyor. Ne zaman söylüyor bunu? 2008'de. Ne kadar isabetli kalem almışız değil mi? 2008'de. Yolsuzluk ve rüşvette zaman aşımı kalkacak, yargılanacağız diyor. 2008. Evet. Nasıl oluyor da, bunu söylemek zorundayım yani. Biz bu işleri yıllar önceden gördük. Nasıl oldu? Nasıl? Bu hayatı bilirseniz, bu yani daha doğrusu bütün dünyayı bilirseniz, Türk siyasi hayatını bilirseniz, insan doğasını tanırsanız, kimler siyaseti ne için yapıyor bilirseniz, bunun böyle olacağını da bilirsiniz. Şimdi dünyadan bahsetmişken biraz dünyada olup bitenle ilgili de konuşalım istiyorum sizinle. Özellikle hani son dönemde artan bir İslamofobi var. Altı çizilen bu son saldırılarla birlikte, Charlie Hebdo'ya yapılan saldırılarla birlikte özellikle sanki alevlendirilen bir İslamofobi var. Bununla birlikte acaba dünya bir dünya savaşına doğru mu sürükleniyor? Dünya savaşı. Yoksa yani, ve eğer böyle olursa Türkiye bu dünya savaşında nasıl bir rol üstlenir? Ya da nasıl mücadele edip kendini koruyabilir? Böyle bir yeterliliğe, böyle bir güce sahip mi Türk ordusu? Sizin fikrinizi merak ediyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Coğrafya ve yurdu ordular değil. Halk korur. Millet korur. Milletin yüreği korur. Bir savaşı başlatmak ve devam etmek istiyorsanız yani önce halkın o savaşa istekli olup olmadığına bakacaksınız. Halk istekli değilse hiçbir şey yapamazsınız. Orduyla olmaz. Halk olacak. Kesin. Halk yok. Halk savaşa istekli değil, arzulu değilse en iyi şey ordularla çık. Bir yerde tıkanır kalırsınız. Yani savaşı sonuçlandıramazsınız. Şimdi bu İslam karşıtı artacak. Çünkü artması isteniyor. Artacak. Ama bu şey gibi, yani bir terazinin iki kefesi gibi. Şimdi bakınız, Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Nijerya ve Kuzey Afrika ülkelerinden, o klasik söz var ya, şey getireceğiz, Arap Baharı. İşte bunlar birer bataklık. Bunları kim yaptı? Batı, her bunun içinde değil mi? Buraları kırıp döken, yani fincancı katırları gibi oraya girip her şeyi perişan eden onlar. Bu bataklıklar eskiden de gene vardı buralarda bu örgütler. Yani El-Kaide'si, IŞİD'i, Nusra'sı vesaire vesaire isimleri ne olsa olsun. Bunlar 10 kilometrelik şey bataklık 100 kilometreye çıkarttı. Bunlar var olduğu sürece ki olacak. Bu Avrupa ve Amerika, zaten Türkiye'nin bir şey yediği yok yani, bir yaptığı yok bunların. İşte efendim Adana'da yakalanan tırlar falan, nereye gidiyor silahlar? Efendim Özgür Suriye Ordusu, ne Özgür Suriye Ordusu bilmiyorum. Şimdi bak, burada çarpışmada şunu anlayamıyorum. Şimdi çarpışıyorsun, ne diyorsun? Birbirlerini öldürüyorlar, işte esir alıyorlar, şunu yapıyorum. Peki birini öldürüp esir aldığı zaman veya onun bulunduğu bölgeyi işgal ettiği zaman oradaki silah, mühimmat, şu bu patlayıcı, roket hepsini ele geçirmiyor mu? Ne oluyor? Senin buradan gönderdiklerin, senin istemediklerin de eline geçiyor. Çünkü orası anator, kaos. Kimin ne yaptığı belli değil. Bunu Amerika ve Avrupa hazırladı. Şu anda da yaptıkları, efendim 22 tane ülke koalisyon yapsın gidelim işte IŞİD'i yok edelim. Hiçbir şey yapabildikleri yok. Ne olmuş IŞİD'e? Hani Kobani'de bilmem ne IŞİD. İşte Kobani'yi tamamını alamadı ama yarısında IŞİD duruyor. Kobani'nin 396 tane köyü vardı. Bir ayda işgal etti IŞİD. Şunu anlatmak istiyorum. Hep hareketleri yavaş. Tedbirler zayıf. Hiçbir şeyi ön alamıyorlar. Ve
bütün planları şu: çömleği çömleğe kırdıralım. Çömlek çömleğe vurarak kırıyor. Veya diğer bir ifade, çayın taşıyla çayın kuşunu vurduralım. Savaşa gelince iki dünya harbi de hiç böyle insanların tahmin edemediği sebepten çıktı. Çok küçük bir şey. Bu hemen olabilecek anlamında demiyorum. Bugünkü dünya savaşı 1 ve 2'ye benzemez. Çok daha fazla değişik olacak. Yani terör ağırlıklı olacak ve her yerde olacak. Yani sadece hareket buluyorsunuz. Bana göre yüksek. Şu, engelli yok, yaptıkları bir şey yok ki. Şimdi ne yapacaklar? Yani IŞİD duruyor. Yani sadece onu konuşalım. Hani bizim altımızda diye. Ne yapıyorsunuz? 22 tane ülkeymiş de koalisyonmuş da suymuş. Ne oluyor? Sonuçta ne? Irak'a demokrasi getirmeye benzemesin bu durum. Irak zaten şimdi şu laflar çok tehlikelidir. Bir koalisyon lafı, stratejik ortak lafı duyduysanız bu iki laf beladır. Bu iki lafın kullanıldığı yerden ve ülkelerden ayrı çıkmaz. Sonu parçalanmadır. Bir savaşla ilgili mesela bizim tarihimizde çok ilginç bir şey vardır. Pek insanlar bilmez. Mesela Balkan Harbi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa başbakandı. Bunun Dışişleri Bakanı olan şahıs 16 Ekim 1912'de aynen şöyle dedi: ben Balkanlarda savaş çıkmayacağı konusunda imanım kadar eminim dedi. 16'sında dedi. 17'sinde Karadağ diye bir yer var Arnavutluğun kuzeyinde. Hı hı. Nüfusu ne kadardı biliyor musunuz? 540 bin. O bize savaş ilan etti. Bu en çarpıcı örnektir. Ne diyor? 16'sında aman diyor imanım kadar. 17'sinde Karadağ savaş. Burada çok ilginç bir şey var. Kim biliyor musunuz? 540 bin nüfus olan bir ülke bize savaş ilan etti. Şuraya getirmek istiyorum. Bunu yani çok önceden efendim büyük olaylar lazım, şu lazım, bu lazım, olmaz, etmez falan, sakın ha böyle bir şey değil. Her an her şey olabilir. Ve eğer bu Kuzey Afrika ülkelerindeki kaos ve anarşiyi, Suriye'dekini, Irak'takini, Afganistan'dakini el birliği yapıp yok edemezlerse, ben size bir şey söyleyeyim, her şey olur. Bize gelince biz bunun tam şeyindeyiz. Biz ne yaparız mesela böyle bir durumda? Türkiye kendini nasıl sorun, konumlandırır ve Türkiye'nin nasıl savunabilir? Türkiye'nin bu tarihte yapacağı bir şey ordu meselesi olma meselesi değildir. Adam gibi devlet adamları varsa, ülkenizi yönetiyorsa, onlar bu işe çare bulur. Başka bunun çaresi işte efendim ordu şunu yapsın, bilmem parti bunu yapsın falan, bu işler parti pırtı işi değil. Ordu işi de değil. Orada elbette olacak. Ordu da olacak, jandarma olacak, polis de olacak, halkı da hazırlayacaksınız. Ama bu işi bilen insanlar meselesi var. Benim için bunun pratik tabiri şudur: devlet adamları, ciddi devlet adamları, dünya siyasi tarihi, halk tarihine hakim insanların yönetimde olması lazım. Bunun sadece orduyla olacak bir mesele değil. Ordu ne? Ordu kaynak, halk. Ordu uca sürdüğünüz insanlardır. Bu arkasında halk olmanın mümkün değil. Halk şeyde, halkı savaşa istekli hale getirmeden kimse savaş kazanamaz. Yani ben şey de söyleyeyim. Yani bir kalelerle ülke korunmaz. Korunmaz. Ülkeyi ulusun yüreği korur. Yürek. Kale yürektir. Ordu onun bir unsurudur. Yayın arasında gelen bir soru iletmek istiyorum size. Hepar'ın din ve mezheplerle ilgili bir tavrı var mı? Hiç hayır. Bütün dinlere, bütün mezhep, biz inançlara tam saygılıyız. Bizim yani İslam, Hristiyanlık, Müsevilik asla ve onların inançları, onların ibadet tarz şekilleri, ritüelleriyle hiçbir bağımız yok. Biz bütün insanlara insan gözüyle bakarız. Partinin adı bile zaten bunu anlatıyor. Yani, hak ve eşitlik. Her zaman söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Bu ülkede olmayan iki şeyden oluşuyor partinin adı.
Birinin adı hak, öbürküne eşitlik. Eğer bunları gördüm diyen biri varsa İlhan Hanım, çağırın sizin programınızda karşılıklı. O desin ki şu var, ben de onun var mı yok mu karşılığını onu anlatayım. Olaylarla yer zaman vererek anlatayım. Şimdi yine çok sorulan sorular ekonomiyle ilgili. Özellikle ekonomi politikalarını, son uygulanan politikaları doğru buluyor musunuz? Bir kriz bizi bekliyor mu? Ekonomik kriz ve ekonomik krizin önerileriniz neler? İşaretleri konusunda her şey, yani uzmanlar, ben de izliyorum, dinliyorum. Bizim ekonomi uzmanlarımız var. Kötüye gittiği konusunda herkes hemfikir. Gittikçe kötüye doğru gidiyor. Evet. Yani peki çözüm önerisi olarak ne vaat ediyor HEPAR? Ekonomik politikalarla ilgili. Biz tasarruflu devlet, müsriften kaçan, arayışten, şaşadan kaçan devlet. Biz neden fena mı olur bir saray yaptırsanız şöyle? Neden fena mı olur bir saray yaptırsanız şöyle? Ne işe yarıyor saray? Merdiveninde durursunuz. Olmaz. biz o saray meselesi de AK Parti'nin sırtında bir kambur. Ondan da kolay kolay kurtulamayacaklar. Siz bakmayın böyle işi şehre götürüyorlar işte, yok şu kadar oda var, bu kadar şu var falan. Bunlar şunu anlayamıyor. Eğer bir yoldaysanız onun bir sonu var. Bunların yolunun sonunda kesin uçurum var. Neden biliyor musunuz? Bir, cumhuriyetle uğraştıkları için. İki, ülkenin bölünmesi konusunda yaptıkları bu müzakerelerle ilgili. Bunun ikisi de anayasanın onlarca maddesine aykırı. Bunun için de yargılanacaksınız. Evet. Peki şimdi muhtemel seçim tarihi Haziran. 7 Haziran. 7 Haziran'da bizi bir seçim bekliyor ve çok önemli bir seçimden bahsediyoruz. Büyük dönemeç. Büyük dönemeç. Seçim sonucu değişmezse bizi neler bekler? Her şeyi bekleyebilirsiniz. Onu Allah bilir. Peki öngörüleriniz nedir partiniz için? Biz meclise, bizim iki şeyimiz var. İki alternatif hareket tarzımız var zaten. Biri partiyle girmek bütün Türkiye'de. İki bağımsız adaylarla girmek. Bağımsız adaylar deyince de yani böyle sanki parti daralıyormuş gibi düşünmeyin. Bağımsız adaylarla girme kararı alırsak da bizim nerelerde oy aldığımız belli, gücümüz belli bizim. Yani şu anda da tartıyoruz. 25 milyon kişinin oy kullandığı yerlerde bağımsız olacağız. Bu barajı yıkacağız dediğiniz konu bu mu? Evet bu. Biz zaten bizden bir 6-7 kişi, bir 10 kişi meclise girse biz bugünkü muhalefetin yapacağından 1000 katını daha şeyde genel kurulda yaparız. Evet. Ve hani özellikle de Cumhuriyet rejimi, işte vatanın bölünmez bütünlüğü. Bu İmralı dedikleri bu işte o yani. O zaten o zaten konuşulan o. Yani o temel 4 madde yani. Cumhuriyetin temel ilkeleri. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bununla uğraşıyorlar. Yok Türk adını kaldır, onu kaldır, bunu kaldır. Zaten artık İstiklal Marşları da ıslıklanıyor. Zaten bayrakları da indiriyorlar. Bunlar da bakıyor böyle. Bundan anlamadığı şey şu. Asayiş falan diyorlar. Ya polisiye tedbirlerle siz onları baş edemezsiniz orayı. Adam savaşıyorum diyor, bu hala polisiye tedbirlerden. Molotov kokteyl öyleymiş de poşu takmaymış de. Ya bunlar değil, bu neyle uğraşıyorsunuz? Bu neye benziyor? Şimdi PKK da öyle bir hareket yapıyor ki bunların başka halkın da dikkatini. Yani şimdi yavru köpekler kendine taş atanı değil de atılan taşa saldırırlar. Taşı atanı bırakırdan atılan taşa saldırır. Şimdi iki tarafta öyle bir şey yapıyor ki millet şeye bakıyor. Yani taş atandan ziyade şey taşlara saldırıyor. Taş atana gitsene. Ben şu müzakereleri aynen böyle görüyorum. Özellikle yine çok tartışılan konular var. İşte seçim yaklaşırken biraz daha hani ön plana alındı da hani Türklük vurgusu, Türk bilinci, Türk kelimesine bir hani genel alerji var. Arka plana atılmaya çalışılıyor. İşte Atatürk'ün adı bile anılmıyor Atatürk olarak. Şu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında şey. Evet arkada mesela Atatürk, yine Osmanlıca tartışmaları. Hepsi bilinçli yapılan şeyler. Burada
mesela kırmızı kitaba yazdık, birinci sayfaya yazdık falan. Bunu halk, bunlar hepsi şey, fantastik şeyler. Neymiş kırmızı kitaba yazınca? Milli güvenlik mi? Neymiş kırmızı kitaba? Ne oluyormuş kırmızı kitaba yazınca? Ne olacakmış? Kırmızı kitaba neleri yazdınız? PKK'yı yazdınız ne oldu? Suriye'yi yazdınız ne oldu? Zamanında Yunanistan'ı yazdınız ne oldu? Hı hı. Neler böyle sanki buraya yazılınca bir şey yapacaklar. Bunlar hepsi bomboş şeyler. Hayat bizatihi yürütülen fiili olaylardır ve koşullardır. Her zaman da söylerim. Hayatı bu insanlar planlayamaz. Bir yere kadardır bunlar. Hayatı olaylar ve koşullar planlar ve o neyse olacaktır. Hayatta şans, rastlantı diye bir şey yok. Tesadüf diye bir şey yoktur. Hayatta olaylar vardır, o neyse olacaktır. Evet, neyse olacak ve bizler de göreceğiz bakalım nasıl olacak, bizi gelecekteki günler nasıl karşılayacak, biz neler yaşayacağız. Onu tabii yaşayıp göreceğiz ama biz sizin sohbetinize yine doyamadık her zamanki gibi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Hani hep böyle dilim sürçecek komutanım diye hitap edeceğim. Sayın Pamukoğlu, geldiğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Yine güzel sohbet ettik sizinle. Tekrar bekliyoruz. İnşallah, teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, çok sağ olun. Değerli izleyiciler, bu haftalıkta Hilal Artı Muhabbeti sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta saatler 20'yi gösterdiğinde, yani yarım saat önce başlayacağız Hilal Artı Muhabbeti. Salı gününden itibaren sizlerle olacağız. Hoşça kalın, güzel bir hafta sonu geçirin.